Lübnan, Hizbullah ile e, İsrail arasında. İsrail e, ekrana da geldi. Genelkurmay Başkanı'nda açıklamalar yapmıştı. Ne diyorsun hocam? E, tabii ki Lübnan özellikle Doğu Akdeniz'e bakan o güney e, sınırı. E, o coğrafyada baktığınız zaman Doğu Akdeniz'de ne kadar çok e, bu anlamda e, İsrail söz sahibi olursa onlar için o kadar önemli. Çünkü Doğu Akdeniz ile ilgili çok önemli e, beklentileri var. Özellikle enerji kaynakları anlamında. Ve tabii ki diğer bir şey yine arz ve mevcut saçmalığı var. Bu saçmalık da var biliyorsun. Lübnan'ın önemli bir kısmını ele içine alan bir harita vardı. Az önce bahsetmiştik. E, sırada bir bahaneyle Lübnan var tabii ki. Özellikle Lübnan'ın güneyi. Doğu Akdeniz'e bakan o kıyı şeridi var ya. Hı hı. Onlar için çok cazip gözüküyor. Biliyorsunuz evet. Philadelphia koridoru kapsamında oradaki amaçları kapsamında hatta Ben David Ben Goryon e, kanal projesi kapsamında oradaki kendi senarize ettikleri bu süreçleri bakıyorsun adım adım dünyanın bu seyirci kalmasıyla birlikte hayata geçirmeye başladılar. Yarın öbür gün bakacağız ki Doğu Akdeniz'de herhangi bir bu şekilde giderse hiçbir ülkenin hakkı kalmadı. Bütün ülkelerin haklarının gasp edildi. İşte bizimle ilgili baktığımızda Libya'daki sözde ya bu yargı sisteminin işte oradaki enerji kaynaklarının çıkartamazsını aldığı karar ve sonrasında orada Norveç'ten falan gelen gemiler bizim kendi deniz kıta sandığımız münasır ekonomik bölgede işte orada doğal sondaj, faaliyetleri, faaliyetleri, yapıyor. olması falan. E bunlar baktığınızda hep birbirini tamamlayan süreçler ki soru e, yine bahsedeceğimiz bu konuyla ilgili tamamlayıcı yine bilgiler var. Sırası geldiğinde bahsederiz. E, yani İsrail yeni hedefi Ümran ve sonrasındaki hedeflerde de Arzu Memut e, projesi kapsamında ve Doğu Akdeniz'deki gemileri kapsamında gayet açık belli. Buna ne kadar seyirci kalınacak? Buna karşı e, neden bir güç birliği oluşturulmuyor? <laughs> evet Çin'le ilgili Çin Devlet başkanının, Çin Ping'in söylemi 500 milyon yuanlık bir yardım çok önemli ekonomik. Bunun biz askeri anlamda da güç birliğini bu anlamda belki başlatacak en önemli ülkelerin bir tanesi Çin olduğunu düşünüyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Ben yani Çin'den de bu konuda bir e, öncülük etmesini bekliyorum ben. Tabii kolay değil. Ama bugün Amerika nasıl Tayvan üzerinden Çin'i tahrik ediyor, kışkırtıyorsa orada ya yine üst kurma girişimlerindeyse ve Tayvan'a silahlar veriyorsa Çin de burada İsrail üzerinden Amerika'ya karşı bir karşılık mukavele edebilir. Sonuç itibariyle Doğu Akdeniz'de Çin'in de ee, bir takım stratejileri olduğu, beklentileri olduğunu hatta Rusya'nın da olduğunu biliyoruz. Ama bizim temelde doğası gereği, bulunduğumuz konum gereği haklarımız var ve bu haklarda da gasp ediliyor. Hatta e, Gazze e, Limanı'nın üzerindeki bizim mevcut Filistin devletiyle bir münasır ekonomik bölge kıta sandığımız olsa oradaki çok önemli zenginliklerden bize de Ama şu anda oldu. İsrail muhtesine geçen süreç var. E, yani haklarımız gasp edilmiş oldu mu? Oldu. Libya evet. ile ilgili olan haklarımız gasp edilmeye çalışılıyor mu? Ediliyor. Ee, biz bunlara seyirci kalmayacağız. Kalmamalıyız da. Bunu bir kez daha buradan söyleyeyim. Evet. Hatta e, hocam ben sana katkıda bulunayım o zaman. Bu Lübnan'dan sonraki hedef de Suriye gibi gözüküyor. Onu da bir kez daha burada belirtelim. Evet. E, Suriye'de hedef tahtasında. Şimdi bu siyonist anlayış savaşı büyütmek istiyor. En önemli şeylerden biri bir, bu hafta çok konuşulduğu için hocam. İsrail savaşı büyütüyor mu diye. Çünkü Amerika'da e, çok enteresan Lübnan konusunda... E, İsrail yanlısı daha şimdiden İsrail yanlısı bir tavır takınıyor. Ve İsrail tamamen işte Genelkurmay Başkanı da açıklıyor. Kafayı Lübnan'a takmış durumda. Bak Gazze zaten orada. Gazze'ye karşı bir abluka var, bir soykırım var. Şimdi Lübnan'da Hizbullah'ı özellikle bahane ederek oraya bir harekat yapma girişimi olabilir. Yakın zamanda biz Lübnan-İsrail savaşını çok yakın zamanda görebiliriz. Yani bu ortada çok net bir şekilde duruyor. Evet. Hocam e, peki Şimdi buradan tabii yine bunlarla alakalı devam edeceğim ama Irak Başbakanı da e, Sudan'ı Türkiye ile alakalı çok önemli ve kalkınma yoluyla alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. E, ona da değinelim hocam. Çünkü kalkınma yolu yine bu bölgede e, çok çok önemli bir e, güzergah. Bir ticaret <laughs> yolu. Ne diyorsun hocam? Yani Irak ve Türkiye toprakları üzerinden işte doğuyla Avrupa'yı birbirine bağlayacak. Bir proje hatta Türk devletlerini de birbirine bağlayacak. Kuzey'e doğru da ilerleyen bir proje ve hatta birçok destekleyen projeyle biliyorsun Sayın Ulaştırma Bakanı bununla ilgili sürekli açıklamalarda bulunuyor bunun ne kadar önemli olduğunu altını çizdi ve oradaki terör unsurlarıyla mücadele etmede birlikte olduğumuzu ve Irak e, toprakları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti devletine bir tehdit unsuru olabilecek e, tüm süreçlerinin karşısında olduklarını söyledi ve Türk şirketler içinde e, Irak e, Irak topraklarında önemli bir yatırım e, alanı olduğunu ifade ettik ki bu kalkınma yolu projesi ne ilişkin 700-800 milyon dolarlık bir ilk etapta oradaki inşaat ve altyapı ilişkin bir e, büyük bir pay var. Bir Yatırım olacak ve bununla Türk şirketler de önemli bir pay alacak. E, şimdi bakıldı bu da önemli bir zenginlik anlamına geliyor ve tabii ki güvenlik, ekonomik işbirliği bu kalkınma yolu projesi hayata geçer geçtikçe biz bu anlamda Irak devletiyle ilgili e, çok daha iyi ilişkiler içerisinde olacağız ve bak bir proje düşün nasıl devletleri birbirine bağlıyor. Yani bizim ihtiyacımız olan şey burada e, o ticareti, e, o yeni stratejiler ortaya koyarak oradaki güç birliğini inşa etmek ve bunun karşısında da gerçekten e, iki tarafında fayda sağlayabileceği bu süreçleri korumak. Bununla ilgili güç birliği içerisinde olarak tüm karşıt düşüncede olanları, buna ket vurmak isteyen düşüncelerin de karşısında olmak bu anlayışın. Bak Irak'la 13 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı ikili temaslarda bulundu. Kalkınma yolu projesinin nelere gibi olduğunu hatta daha ötesinde, e, kuşak yol projesinin ne gibi bak 2-13 yıldır temas kurmayan iki devleti bir araya getiren ve ortak bir noktada buluşturan ve önemli kazanımların olacağı anlamına gelen bir projede birleştirdi. Şimdi bunun neresi kötü? Neresi kötü? Kime ne zararı var? Ha kime ne zararı var? Terörden beslenen, sömürüden beslenen, ta nerelerden gelip buradaki coğrafya burnumuzun dibine çöreklenen Amerika Birleşik Devletleri. Noktalı yerleri güzel tamamladın Koray <laughs>